Gazzeli Yusuf, oğlum, ben yaşlı Filistin şairlerinden biri. Şiirlerimi Türkçe yazıyor olmama bakma. Yeryüzünün bütün öteki şairleri gibi düzeltiyorum yeryüzünün bütün yufka yürekli şairleri gibi ben de Filistinliyim. 10 günden beri ve buram buram Filistin toprağı kokmaya başladı birden. Nasılsa benim de 40 yıllık türkülerim, kasidelerim. Kan ve barut gözyaşı değil, hayır. Kin, öfke ve intikam hissi de değil. Yanlış anlama. Tepeden tırnağa Yakup, tepeden tırnağa Yusuf, tepeden tırnağa Musa, İsa ve Muhammed'le dolup taşıyor. Filistin toprağı gibi 10 günden beri benim de duygularım, düşüncelerim. Nesnesiyle örtüşen bilgiye hakikat, nesnesiyle örtüşen duyguya da sezgi diyorlar ya filozoflar. Yusuf oğlum, bu tanım doğruysa eğer, benim sezgilerim diyor ki bana, hiçbir bilgi, hiçbir haber, rüzgarın bu son 10 gündür şairlere ve hamile analara taşıdığı, şu gökçe esin kadar hakikat olamazlar. Evet, her gün onlarca defa katlediliyor Filistin'de peygamber katilleri. Her gün onlarca defa Musa'yı, onlarca defa İsa'yı, onlarca defa Muhammed'i katlediyorlar. Ve yakıyorlar İbrahim'i fosforlu bombalarla. Ama yine aynı Filistin'de her gün ve her yerinde yeryüzünün diriliyor 10 günden beri onlardan yüzlercesi, onlardan binlercesi. Gazzeli Yusuf, oğlum, kederde aynı dili konuşuyor dünyanın her yerinde. Umut da aynı dili konuşuyor. Tıpkı nefretin ölümün dilini, sevginin hayatın dilini konuşması gibi tarihin her döneminde. Ben yeryüzünün yaşlı şairlerinden biri. Taşların, otların, kuşların dilini çözmüş sanırdım kendimi. Ama Gazzeli çocuklar üstüne, insanların kendi diliyle konuşmaya başladığımda titriyor, boğuklaşıyor sesim. Ve orada bombalanan okullardan, yıkılan hastanelerden, yerle bir edilen vicdanın yıkıntıları arasından yükselen, katıksız, falsosuz ve Gazze gibi de haklı sesini çıkarmakta zorlanıyorum insan yüreğinin. Çıkarsam da tutturamıyorum rengini, tınısını. Bir ucu insana, öteki Tanrı'ya varan o sesin, tuttursam da duyurmakta zorlanıyorum onu yeryüzünün öteki çocuklarına. Çünkü bakıyorum onlardan kimi kulaklarına kulaklık geçirmiş. Bilmem hangi rakçının özgürlüğü, demokrasiyi öven savaş aleyhtarı şarkılarını dinliyor. Dinlesin, diyeceksin, dinlesin. Güzel değil mi? İyi değil mi? Kimi dağlarda koyun, keçi ot arıyor. Otarsın, bu da güzel, bu da iyi. Kimi sinemada, kimi Luna Park'ta, kimi okulda, kimi dileniyor sokakta. Kimi mendil, kimi simit satıyor. Kimi ilahi söylüyor bir tapınakta. Pek azı bilgisayar başında, pek azı da bilgi hüner peşinde. Bunların hepsi güzel, hepsi güzel ve iyi. Oyunun oyun olması için de gerekli. Ama onlar bu güzel ve olağan işleri yaparken, Gazze'de sizin orada, bunların hiçbirini yapmanıza izin vermeyen,
çocuk katillerini, anne katillerini ve seni düşündükçe oğlum, seni ve kardeşlerini, ben yeryüzünün hüzün şairi, sormak geliyor içimden. Biz bütün bir insanlık, Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Mücrimler, cin taifesi, melek taifesi, şeytan ve yüce tanrı, hangi oyunu oynuyoruz bu tiyatroda? Hangi oyunu onlarca yıldır, hangi oyunu böyle kan revan içinde? Bu kadar bebek ölüsüyle, bu kadar çocuk ölüsüyle, bu kadar anne ölüsüyle, bu kadar seyirciyle ve bu kadar sessizlikle, gökleri dolduran bu sessizlikle, cenneti cehennemi arafı, yerin altını, yerin üstünü kana boyayan bu sessizlikle, hangi oyunu oynuyoruz, hangi oyunu tekrar tekrar, hangi oyunu bu cehennemde? Ben küçük Asya'nın yaşlı şairi, Yusuf oğlum, duyuramıyorum dedim ya, dünyanın öteki çocuklarına sesimi, onlara bizim mahalledekiler de dahil, duyuramıyorum bizimkilere de, dağ gibi rüyalar, çığ gibi fikirler altında, hep iki büklüm ve soluk soluğa, sözün yokuşuna, sözün doruğuna, tırmanmayı seven şiirlerimi, ne zaman şairlerce bir saflıkla, büyük insanlık ülküsü diye açsam ağzımı, sözlerimi alıp götürüyor rüzgar, ta Adem'le Havva'nın, tanklardan, panzerlerden, insan sefarilerinden uzak, çapuldan, misyoner endişesinden uzak, özgürce sevişip koklaştığı ve cennetin gökte değil, yeryüzünde dolaştığı, o bahtiyar günlerde dölleyerek, bilgi ağacının terennümleriyle sesimi, günümüzden yüzlerce, belki binlerce yıl öteye, insanlığın kanla süslü kabile yadigarlarından kurtulup, şu düşmez kalkmaz devleti, yıkılmaz kaleleri, aşılmaz kurumları, şanlı orduları ve süslü bayrakları, Kaf Dağı'nın öteki tarafında, masalların zamanında bırakıp, nihai enginliğe, yeryüzü toplumuna, yeryüzü insanına kavuştuğu günlere savuruyor. Yüzlerce, belki binlerce yıl diyorum ya, gözünü korkutmasın bu senin. Bin yıl dediğimiz süre ebediyetin yanında bir gün bile değil. Yüzyıl dediğimizse bir gün belki sadece kuşluk vakti. Ve yüzyıl ebediyete göre neyse, yaşlı ebediyette, insanın çamuruna üflenen, tanrısal zamana göre öyle. Ve yıllar bana öğretti, öğrenmen gerekiyor senin de. Büyük düşünceler, büyük planları hilkatin, çığ gibi yıkılmamak için başına insanlığın, doruğundan aşağı, dağı tekrar tekrar dolaşan, fazla çiğnenmemiş patikalardan inerler yamaçlara. Çok acı çektin Gazzeli Yusuf, oğlum çok acı çektin. Ve bu kadar acı için çok küçük bu Filistin. Dünyayı iste, bütün bir yeryüzünü, duvarsız, tel örgüsüz, mayınsız ve silahsız yeryüzünü hepimiz için. Çok acı çektin, önce sen çığır bu türküyü, göğsüne yaslayıp kulağını geleceğin. Önce sen duyur bu yüceler yücesi ülküyü, bu en büyük vuruntusunu aklın ve kalbin, ve bir amentüyü dönüştür onu. Çok acı çektin, yapabilirsin bunu, çok acı çektirdik sana.
Dönüştürebilirsin dokunduğun her şeyi, her şeyi som altına, hakkında konuştuğun ya da sustuğun her fikri, her tezi gökçe bir manifestoya. Çok acı çektin. Dönüştürebilirsin ip atlarken, sapan atarken ya da uyurken, beşikte, kaldırımda ya da yıkıntıların altında. Can veren kardeşlerin dudaklarında donan kıpırtıyı, büyük insanlık oratoryosuna. Dönüştürebilirsin yoksulların yakarışlarını, Tanrı'nın bütün evlerinde, dudaklarda ve yüreklerde kopan, sonra dalga dalga büyüyen, yayılan ve tankları, panzerleri önüne katıp götüren, roketleri, obüsleri, havan toplarını, insanın beyninden, kalbinden ve dilinden büyük bütün silahları ve silah tüccarlarını, silah çetelerini, devletleri, kaleleri, kodesleri ve kafesleri, kralları, emirleri, müebbet başkanları, önüne katıp savuran gül fırtınasına, dönüştürebilirsin bütün acıları, bütün duaları, bütün çığlıkları, uyuyanların üstüne örten bir gül tufanına, açları doyuran, küsleri barıştıran, evsizlere ev, yarsızlara yar olan, yerle göğü insanın yüreğinde buluşturan, bir gül zamanına, gül umranına, gül toplumuna, gül insanına. Çok acı çektin, yapabilirsin bunu. Çok acı çektirdik sana. Kimse hak etmiş olamaz senden daha fazla. Ve hepimizin adına konuşmayı Tanrı'yla da, Tağut'la da, konuş ve razı olma daha azına. Yeryüzünü iste, yeryüzünün bütün çocukları adına, konuş ve razı olma. Gazeli Yusuf oğlum, kapısına Filistin devleti yazılı, yeni bir toplama kampına. Bu devlet sözcüğü bayrak merakı, haritada gördüğün bütün o kanla sulanmış kemik tarlaları, gözünü kamaştırmasın sakın, yolundan alıkoymasın seni. O mezarlık parsellerindeki otlar, dikenler, sınırın iki tarafından toprağa ekilen, gencecik Yusufların, Yaseflerin teniyle besleniyor, bunu unutma. Ve her iki taraftan ölenlerin, kucak kucağa uyuduğu o sınırlarda, önlemek için kucaklaşmasını dilir dirilerin, dünyanın bütün açlarını 10 yıl boyunca doyuracak, dünyadaki acıyı yarı yarıya azaltacak, sevgiyi 3 katına, belki 5 katına çıkaracak, karakolların yarısını tiyatroya, yarısını kafeye, hapishanelerin yarısını sinemaya, jimnastikhaneye çevirmeye yetecek kaynaklar harcanıyor her yıl, kahrolası silahlara ve ruhsatlı katillere. Razı olma sınır çekilmesine düşlerimize, ne düşlerimize, ne başlarımıza, ne dağlarımıza, ne taşlarımıza. Hepimizin adına sana verilmiş bir fırsat bu. Razı olma içeriden kuşatılmasına da, dışarıdan kuşatılmasına da, insan ruhunun. Ve kapatılmasına bir mezar gibi, başka ruhlara, başka hayatlara, başka oyunlara, başka oyunculara, büyük düşlere, büyük düşüncelere, büyük öykülere, büyük serüvenlere. Kurtarıcılarından çok çekti insanoğlu. Razı olma kurtarmasına seni kimsenin. Razı olma kümese çevirmelerine ruhunu. Kurtarıcı ve adamlarının, başkan ve adamlarının, kral ve adamlarının, doğduğun toprağı seversin, bunu anlarım. Ölünceye kadar emzirip seni
sonunda bağrına basan toprağı, elbette sevmen gerekir, bu sorulur mu? En az ananı sevdiğin kadar, hem de bazen daha tutkulu, bunu anlarım. Ve ananın ismetine, toprağın namusuna, ulusun onuruna gölge düşürmemek için de elbette ölmen gerekebilir, duraksamadan, bu sorulur mu? Ama ana sevgisi, toprak tutkusu, ya da ulus övüncü, ya da bayrak saygısı, tamam, amenna, ama biraz gösteri, biraz tapınma diyen olursa, ben yokum bunda. Kutsallaştırarak örteriz çünkü ve mitleştirerek boşa harcadığımız değerleri. Vatanın bütün bir yeryüzü olsun Gazeli Yusuf, oğlum, bayrağında gökyüzü senin ve milletinse ta Adem'den başlayarak atan İbrahim gibi yolda onurluca yürümesini bilen tüm Adem oğulları. Öyleyse dönüp bakma, denizi yarıp geçtikten, ateşi yarıp geçtikten sonra kutsal kalıplarla dökülmüş altın buzağılara, ipek, keten ya da pamuklu ikonlara ve bezden küheylanlara, bunca kurban verdikten sonra, yalnızca Filistin'i değil, dediğim gibi yeryüzünü iste, sınırlarla bölünmemiş dünyayı, yerin ve göğün tamamını, bütün çocuklar için, bütün yoksullar için, sınırların olmadığı, akıldan, gönülden ve dilden başka silahın, gülden başka merminin kullanılmadığı, yalnızca insanın insanı sömürmediği değil, insanın insanı yönetmediği dünyayı iste. Peygamberlerin yaptığını yap, alçak sesle konuş ve güç istemediğini söyle. Peygamberlerin yaptığını yap, öleceksen uğruna özgürlüğün, ne kral, ne melik, ne kayser, ne satrap, Tanrı'dan başka mirasçı bırakma özgürlüğe. Çok acı çektin, çok acı çektirdik sana, hepimizin sınavı bu, ama sen başlat bu yolculuğu, sen başlat insanın, sen başlat insanın önündeki bu en büyük yürüyüşü zirveye doğru. Ve dağı aşmak için saldırma dağa, dağın çevresini dolaş, çiçek toplaya toplaya, düş diyecekler, peşinen bilmen iyi olur, hayal diyecekler, İtopya diyecekler, bütün bunlara herkesi dinle sonuna kadar, ama dinle dinle kalma, devam et düş kurmaya, önce alay konusu, sonra köyün delisi, sonra günah keçisi, olsan da aldırma, devam et düş kurmaya. Düşlerini gece uykuda görenler, gündüzün unuturlar onları. Düşlerini gündüzün kuranlara gelince, korkulur onlardan. Kendini söküp yeniden yapmasını bilen işte böyleleridir ve dünyayı değiştirmesini. İnsanlık düşlerin iyisini önüne, kötüsünü arkasına alarak yol alıyor düşlerin en büyüğüne, en gerçeğine doğru. Herkesin iyiliği için büyük ve yüksek şeyler tasarlayan, bir çırak bir kalfa çıkarmak için üflemedi mi kara balçığa kendi ruhundan yüce sanatçı? Üfledi ve iyi düşler göre göre büyüdü. O ilk müteal hücre büyüdü, bölündü ve bölüne bölüne cennete sığmayacak kadar çoğaldı. Çoğaldı ve akıllandı, daha dipsiz düşler için inerken yeryüzüne. Silah kimin elinde olursa olsun,
sonuçta ölümü alıp satanların gücünü artırıyor. Yararı yok, bir daha denemenin, büyük aklın arkasında bıraktığı yolları, hurdalığa attığı küçük akılları, küçük hamleleri, çürük hamleleri, en etkili savunma söz gelimi, saldırmak der sorsanız bir silah tüccarına, ne kadar tutarlı ve ne kadar akıllıca. Oysa ne yapalım ya da atom silahıyla yarışmak, sığmayacağına göre ne insan onuruna, ne yerin hukukuna, ne göğün töresine, silahlardan arınmak değil midir en insanca savunma ve bu yarışa zorlamak dostu da, düşmanı da. Hakikat gibi çıplak, cesur ve samimi olmak yani, hem barışma niyetinde, hem barış çabasında. Bu durumda da insan ölebilir kuşkusuz. Ölmek ya da yaşamak, bugün ölmek yahut 50 yıl sonra. Elbette aynı şey değil, fark var aralarında. Ama iki ölüm de aynı hızla unutulabilir. Bütünün güzelliğine bir şey katmıyorlarsa eğer, ölümün ve hayatın güzelliğine bir şey katmıyorlarsa eğer. Sonra şu topluca ağlamalar, dövünmeler, Yusuf oğlum intikam yeminleri, düşmanın resmini, büstünü, postunu yakmalar meydanlarda ya da bayrağını, acını paylaşmak isteyenler, bunları yapmasınlar diyemem. Çok ağır, çünkü verdiği acı, haklı olmanın yetmemesi, çocukların Gazze'de ölmemesi için. Taşınması zor ve yakıcı bu gerçeğin ve ellerini yakıyor olmalı, onu akıllarıyla değil, elleriyle tutmaya kalkışanların. Ve közü tutar tutmaz da hemen, bırakmaları gerekiyor doğal olarak. Onunla bir şeyleri yakmaları, sonra tepinmeleri üzerinde ve döküp saçmaları gerekiyor bazen de. İçlerinde tutmasını bilseler, belki bir fikre, bir çareye dönüştürebilecekleri ateşli duyguları, ateşli tepkileri, yapmasınlar diyemem. Acın çok büyük ama bunlar haklılığın gücünden çok, senin ve dostlarının çaresizliğini düşündürür düşmana. Bence ve Gazze bombalarla dövülürken, kameralarla, monitörlerle yanan Gazze'nin ışığında, gece piknik yapamaya gelen İsrailli sivillerin seyir zevkini artırır bir de ve sessiz kalmalarını haklılaştırır. Vicdanlarına serpecek su arayan, daha uzaklardaki seyircilerin, belki daha yakındakilerinde, Yakub'un öteki oğullarının yani, Mısırlı, Ürdünlü, Hicazlı, üvey kardeşlerinin senin. Zafer düşmanın resmini bulunca, resmini postunu bulunca, postunu kendisini bulunca da kendisini yakmak değildir sanırım. Gazze'li Yusuf oğlum, zamanın kapısını açmaktır zafer. Zamanın kapısını açmak, özgürlüğün ve erdemin önünde, herkes için ama ayrım yapmadan, düşmanların içinde ve mümkünse onlarla birlikte. Düşmanın ölümü değil, hayatı götür. Böylece yenilen düşmanın değil, düşmanlık olsun. Kazanan da dostluk olsun, ölüleri dirilten dostluk, ne sen ne bir başkası. Bu keder ve umut taşıyan rüzgar, zeytin ağacının, incir ağacının, iğde ağacının içinden geçip sana getirsin sesimi. Bu keder ve umut taşıyan rüzgar, Gazze'li çocukların ve annelerin korkusuz, tasasız gezindiği has bahçelerin içinden geçip sana getirsin sesimi.
Bu rüzgar Musa'nın, İsa'nın, Abu Salman'ın, Mahmut Derviş'in, Ronin'in, Kafka'nın, Edward Said'in, yeryüzüne ve gökyüzüne dağılmış, Filistinli çocukların içinden geçip, sana getirsin sesimi. Bu rüzgar Sabra ve Şatilla'da katledilen, Yakub'un, Yusuf'un ve Bünyamin'in, Auschwitz'te yakılan Yakob'un, Yasef'in ve Benjamin'in içinden geçip sana getirsin sesimi. Bu rüzgar yalnız Filistinlilerle kalmasın. Serep Zenista'da, uygarlığın gözü önünde, binlercesi toprağa gömülen Bosnalıların, Amerika'da kökleri kazınan Kızılderililerin, Küçük Asya'da yollarda kaybolan Ermenilerin, içlerinden geçip küllerini, tozlarını, katillerin, azmettiricilerin, suçu ve delillerini örtüp karartanların yüzlerine, gözlerine savurup sana getirsin sesimi. Kitapları karıştırdım, zamanın sayfalarını, yerin ve göğün arşivlerini, ölümün parmak izlerini, tozlu raflarda bulmak için yerini ve dengini Gazze'de işlenen toplu cinayetlerin. Diyemem rastlamadım bu kadar vahşisine, sicili çok kabarık çünkü insanoğlunun, atası Kabil'den beri kırdığı kırkı geçmiş, defalarca kırıp geçirmiş, kardeşini, komşusunu ya da suç ortağını, ona kendi zayıflığını, sefilliğini ya da alçaklığını hatırlatan herkesi, daha dün Irak'ta katledilen 1 milyon Yusuf'u, unutmadım, unutur muyum hiç, Cezayir'de katledilen 1,5 milyonu da, Balkanlarda, Vietnam'da, Çeçenistan'da, Hiroşima ve Nagasaki'de olanları, unutmadım, unutur muyum hiç, unutulur mu hiç, siyahi Yusuf'ları, renklerin en Yusuf'unu, Malcolm X'in, Martin Luther King'in, Obama'nın atalarını unutur muyum hiç, ben unutsam bile hatırlatır hemen bana, torunum Mehmet Eren ya da ona vekaleten annesi ya da babası, onun Mountain Week'teki siyah tenli arkadaşlarını, çekik gözlü arkadaşlarını, buğday tenli arkadaşlarını, hepsinin içinden geçsin öyleyse, hepsinin içinden bu deli rüzgar, Başkan Obama'nın içinden geçmeden gelmesin söz gelimi. Onun kalbinin çevresinde 40 kez dönüp dolaşsın. Aklına geçsin sonra ve aklını başına getirsin Amerika'nın. Aklı başına gelince de üzerinden postunu çıkarıp Milli Güvenlik Meclis Aslanı'nın süt dökmüş kedi gibi 3 kere acı acı ve alçak sesle kükresin Amerika, bütün bu olup bitenler için, insanlık adına özür diliyor gibisine. Ve rüzgar bu filmden gözlerini silerek çıksın, sana getirsin sesimi. Kefeni, tabutu, mezarı olmayan kalender ölülerin, benim vatanımdı senin bayrağında ayırmayan, aldırmayan akıllı delilerin, ebedi gezginlerin, sürgünlerin, büyük avarelerin içinden geçip sana getirsin sesimi. Küflenmiş kitapların, küflenmiş kafaların, müzelerin, mumyaların ve mezarların millerce uzağından geçip sana getirsin sesimi. Sokakta bir yangın, bir facia çıkınca, bazen şairler de fırlarlar ya, şu benim yaptığım gibi pijamayla sokağa, İşte bu yaşlı kaçık şairin yüreğine de
terlik ve pijama ile Gazze sokaklarını gezdirip getiren bu şiir sever rüzgar, bu aklı başında gözükmeye çalışan ama gözyaşlarını tutamayan esinti, elini kolunu sallayarak herkesin girip çıkabileceği bu orta halli, kalender esnaf işi, şiirin içinden geçip sana getirsin sesimi, Gazeli Yusuf oğlum. Gazze'de dünyanın bu en büyük isimli şehrinde, sabah erken işbaşı yaparken ölüm, burada İstanbul'da, dünyanın bu en yufka yürekli ve sulu göz şehrinde, çarmıhta çivi yarası gibi açılıyor her gün sabahın gözü ve insanlığın körelen vicdanı gibi kabuk üstüne kabuk bağlıyor her gün akşamın yarası. Ölümün tanklarla, roketlerle, silahlı birliklerle talim yaptığı yerde asıl hayattır provasını yapan, daha geniş bir yol, daha uzak bir ufuk açmak için haklıların önünde, tutmak için ağılda, kurt korkusu içinde, alt alta üst üste bir arada, kuzuların Siyon tanrısı, başka vahşet kalmayınca yapacak, gün gelecek, tutup kendi kuzularını, birer birer boğazlayıp yemeye başlayacak bu gidişle, ağıl kapısının önünde ve adına İzrail denen o toplama kampında, o ağılda tutuvermek uğruna gün gelecek kendi gübrelerini yedirtecek onlara, o kuzucuklara acı Gazeli Yusuf oğlum, bilinen bilinmeyen bütün acıma biçimlerini öğren ve bütün kuzuların gerçek sahibi için o kuzucuklara acı Yakup oğlu Yusuf'un, günahkar kardeşlerine acıyıp da kanat germesi gibi mesela, öykülerin en eskisi, en güzeli ol kıssayı Yusuf'ta. Bu kul işi, çömez işi Risale'nin, benzetmek gibi olmasın hani, Gazeli dostum Fatiha'sı da şu, kağıtları karalım ve dünyayı yeniden paylaşalım demiyoruz. Doğru koymalıyız davayı. Herkes cennetten çalıp çırptığını demeliyim de hadi emanet aldığını diyelim, çıkarıp masaya koysun. Varlığın kolu kanadı, ağzı burnu gözü kaşı, aklı ruhu yüreği, özellikle de ciğerleri kimdeyse çıkarıp yerine koysun ve hep birlikte kardeşçe yeniden oturalım varlığın cömert bir ev sahibi olarak. Nimetler taşıyıp duracağı sofraya büyük insanlık şöleni için.